Endişelenme. Elimden geleni yaparım. Ozan alamaz senden. Emin misin Nejat? Bak diğerler silahlı baskında öldürüldü. Gerçi bizim ev değildi ama... Yine de hakim bunu sorumsuzluk olarak saymaz mı? Ali Han çok mu sorumluymuş? Biz de elimizde ne varsa hepsini dökeceğiz ortaya. Bunu yapmak zorunda mıyız? Bu çok kötü bir şey. Sonuçta Ali Han çocuklarımın babası. Aile mahremiyetinin korunması diye bir şey var. Doğru. Bunda haklısın. İnan ben de çok nefret ediyorum bundan. Yıllardır bu mesleğin içinde boşanma, velayet davalarında özellikle neler duydum, neler gördüm biliyor musun? Ama bunu Ali Han istedi. Ya susarız çocuğu alır ya da gerçekleri anlatırız. Keşke olay bu noktalara kadar gelmeseydi. Ha, bir de çalışmıyorum ben, işsizim, onu ne yapacağız? Bak bunda çok haklısın. Duruşmaya kadar bir şeyler ayarlamaya çalışalım sana. Bu arada Ali Han'la konuştum. Bu kalan parayı ödemesini istedim. Eğer bankadaki parayla denkleştirirsem evi geri alabileceğim. Hele bir para geçsin eline, onu da hallederiz. Ha, bu arada çiftliğe Şebnem uğradı. Şebnem mi? Evet, ben de çok şaşırdım. Benden özür dilemek için gelmiş, çok pişmanmış. Hülya doğru söylüyormuş demek ki. Nasıl yani? Hülya onunla görüşüyor mu? Evet. Ben oradayken geldi kadın. Hülya ile tartıştık. Şebnem çok üzgünmüş. Terapi falan görmüş dediğine göre. Allah Allah. Bana onunla ilgilenmiyorum, görüşmüyoruz demişti. Hülya bu. Ha, haberin var mı bilmiyorum ama biz Emine ile ayrıldık. Aa, neden? Diyarların olayından sonra Hülya'da kaldığım için. Çok ağır şeyler söyledi bana. İki kişi öldürüldü bu evde diyorum. Keşke Hülya'yı da geberseydi diyor. Ay inanmıyorum Nejat. Çok daha ağır şeyler söyledi de neyse. Kadınlardan yana pek yüzüm gülmedi be Deniz. Hı? Yani Emine'yi farklı sanıyordum. Tahsilli, kültürlü. Senin için arayabilirim. İster misin? Yok, yok, yok. Sakın. Bir daha dikiş tutmaz bu iş. Bana göre kadın dediğin kavga ederken bile hanımefendi olacak. Yani benim için de bitti. Peki Hülya? Yok, asla bir araya gelemem. Geçen yıllarıma yanıyorum ben. Ha Hülya'ya kalsa eve döneyim, eski tas eski hamam. Ama yok öyle şey. Bir emlakçıyla konuştum. Küçük bir daire buldu bana. Yarın Emine'deki bütün eşyalarımı alıp sehpaya anahtarı bırakacağım ve hemen taşınacağım. Yüz yüze bile gelmek istemiyorum artık. Vallahi ne diyeyim, hayırlısı olsun. Sen en iyilerine layıksın. Sen de bu dava işini hiç canını sıkma. Hallederiz. İnşallah. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Deniz, aramadım, merak ettim seni. Sorun var Alihan'la. Sorma. Ozan'ın velayetini alacakmış. Bunun için de dava açacakmış tabii. Tartıştık. Sonra da Nejat'a gittim. Biraz konuştuk, bilgi aldım. Şimdi Hülya'ya gidiyorum. Onunla da konuşacaklarım var. Alihan'ın derdi çocuk falan değil. Seni onunla yaşamaya zorlamak için yapıyor tüm bunları. Ozan'dan ayrılamayacağını adı gibi biliyor. Vallahi çok açık konuştum. Artık biz diye bir şey olmayacağını gayet iyi biliyor. Bilmek başka, kabullenmek başka. Biraz bunları akşam konuşalım mı, ne olur? Tamam. Tamam Deniz, üzülme. Birlikte hallederiz her şeyi. Heh. Biliyorum canım, biliyorum. Senin sevgin olduktan sonra aşamayacağım hiçbir şey yok. İyi ki varsın, iyi ki karşıma çıktın. Özledim seni, biliyor musun? Ben de. Sözde aynı evde yaşıyoruz, şu hale bak. Keşke bir yerlere kaçsak. Şöyle birkaç saat, yarım gün. Hiçbir şey yapmadan, sadece kollarında kalsam, hiç konuşmadan. En kısa zamanda yapalım bunu. Ben senin sesini, nefesini severim canım benim. Deniz. Beni sakın sensiz bırakma.
Benim nefesim sensin. Hadi konuşuruz sonra. Bay bay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.